Yıllar içinde yönettiğim markalar ve yaptığım onlarca mentörlük görüşmesinden sonra gördüm ki reklam verenler Facebook Business Manager reklam hesaplarında doğru metrikleri takip etmiyorlar. Reklam performansını doğru ölçümlemeyip yorumlayamadığınız yerde ise maalesef istediğimiz ciroları elde edemiyoruz. Bu sebeple diyebiliriz ki iyi performans almak için önce iyi ölçümlemek ve doğru yerlere bakmak gerekiyor. Bu videoda size Facebook reklam hesaplarınızda hangi metrikleri takip etmeniz gerektiğini, bu metriklerin performans ölçümlemedeki öneminin ne olduğunu ve performans ölçümünü bir üst noktaya taşıyacağınız mutlaka oluşturmanız gereken 4 özel metriği anlatacağım. Başlamadan evvel şunu söylemeliyim ki arkadaşlar reklam performans ölçümlemenizi bir üst seviyeye taşımak için vereceğim metrikleri günlük olarak takip etmeli. Reklam hesabınızdaki ortalama değerlere hakim olmalı. Gerekirse her gün bir Excel'e yazın. Ve bu ortalamanın dışına çıktığınız durumları muhakkak gözlemlemelisiniz. Evet arkadaşlar en basic'ten başlıyoruz. En basic taraf bütçe tarafı. Buradaki ilk sütunlarımız bütçe ve harcanan tutar olmalı. Ben bazı hesaplarda bunları bile görmüyorum. Harcanan tutar yok. Harcanan tutar olmadan hangi gün ne kadar harcadığınızı bilemezsiniz. Öncelikle bunları yazacağız. Sonuçlar kısmı. Arkadaşlar bunları yine benim gösterdiğim sırayla reklam hesabınızda kullanmaya dikkat edin. Sonuçlar kısmı dediğim yerde ise sonuçlar, sonuç başına ücret, alışveriş reklam harcamasının getirisi yani ROAS ve alışveriş dönüşüm değeri bulunacak. Burada genel kanının aksine ben en önemli metriğin sonuç başına ücret olduğunu düşünüyorum. Bunu sonraki videolarımda anlatacağım. Siz muhakkak sonuç başına ücretinizi kontrol altında tutun. ROAS çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Şimdilik bir sonraki videoların burada tüyosunu vermiş olayım. Bu metrikleri de muhakkak sütunlarınıza işleyin. Yardımcı metrikler. Arkadaşlar birçok insan birçok reklam veren bu metriklere takıntılı durumda. Hocam sepete eklemem var ama satış gelmiyor. Hocam şu kadar alışveriş başlatıldı ama alışveriş yok. Niye nerede problem olabilir? Arkadaşlar bu metrikler benim de başlıklandırdığım üzere yardımcı metrikler. Bunlar sizin için büyük göstergeler değil. Bunları ne zaman kullanabilirsiniz? Sıfırdan bir reklam hesabına başladınız ve ilk etapta size fikir vermesi adına sepete eklemelere bakabilirsiniz. Hangi kreatif sepete ekleme alıyor, hangisi almıyor? Hangisinde alışveriş başlatılıyor, hangisinde başlatılmıyor? Tabii bunlar alışverişin olmadığı durumlarda bakacağımız metrikler. İlk etapta biz her zaman alışverişi arayacağız. Alışveriş en önemli metriktir. Bunlar ise yine söylediğim gibi yardımcı metriklerdir. Siz alışveriş almaya başladıktan sonra sepete ekleme almışsınız, almamışsınız çok önemli değil. Düşük sepete ekleme adediyle bile yüksek alışverişler alabilirsiniz. Lakin burada bu metrikler şu anlamda önemli. Sepete ekleme alıyorsunuz fakat bunlar artık öyle bir noktaya gelmiş ki alışverişe dönmüyor. O zaman sepet tarafında bir sıkıntınız olabilir. Orada bakmalısınız. Sepet tarafında benim bir problemim mi var? Ya da İnsanlar alışveriş başlatıyor ama alışverişe dönmeden büyük bir oranda terk ediyorlar. Burada buna bakabilirsiniz bu metriklere. Ama bu metriklere bakarak reklam performansını ölçümleyemezsiniz. Bu metriklere bakarak sitede neyin noksan olduğunu görebilirsiniz. Bu metriklere bahsettiğim gözle bakarsanız en verimli şekilde kullanmış olursunuz. Önemi göz ardı edilenler. Bunlar arkadaşlar birçok insan tarafından yanlış yorumlanıyor. Şimdi CPM ve sıklığı aldım burada. CPM nasıl yorumlanıyor? Çoğunlukla hocam benim CPM'im yüksek ne yapmalıyım? Ya da CPM'im son günlerde artmaya başladı. Burada bir problem mi var? CPM'i farklı şekilde değerlendiriyoruz. Arkadaşlar CPM önemli bir metriktir fakat nasıl baktığımıza bağlı olarak değişir. Yüksek CPM her zaman kötü demek değildir. Düşük CPM ise her zaman iyiye işaret değildir. Yüksek CPM'in sebebi yüksek rekabet olabilir. Yüksek sıklık olabilir. Kreatifinizle kitlenin arasındaki uyumsuzluk olabilir. Fakat biz bunlara müdahale edemeyiz. Lakin biz bunlardan sonuçlar çıkarırız. CPM'in artışını ve azalışını gözlemlemelisiniz. CPM sıklık korelasyonuna bakmalısınız. Sıklık da benim için önemli bir metriktir. Fakat bu şu anlama gelmemeli. Yüksek sıklık her zaman kötüdür diyemem. Düşük sıklık da her zaman iyidir diyemem. Bu iki metrik arasındaki korelasyon hakkında daha çok detaylı bir video yapacağım. O videoyu da muhakkak izleyin. İzlemek için de tabi abone olmalısınız. Onu da aradan çıkarmış olayım hatırlatayım. Evet tıklamalar. Bu metrikleri de muhakkak reklam hesabınızda gözlemliyor olmalısınız. Bunlara da yer verin. Fakat yine dediğim gibi bunlara büyük önemler, büyük anlamlar yüklemeyin. CPC'nin yüksek olması işlerin kötü gittiği anlamına her zaman gelmez. Yüksek CPC'de iyi alışverişler alabilirsiniz. Düşük CPC'de sonuçlarınız iyi olmayabilir. Fakat burada CTR'ın önemi var. Çünkü CTR çoğunlukla insanların çoğunlukla sizin reklam kreatifinize gösterdiği reaksiyon olarak tanımlanabilir CTR. Bu sebeple üzerine çok düşmeden fakat bunu da gözlemleyerek reklam kreatifinizin insanların ilgisini çekip çekmediğini anlayabilirsiniz. Burada daha çok ben tekil CTR'a bakıyorum. Tekil CTR önemli ve yönlendirme sayfası görüntülemeleri de önemli. Çünkü insanlar tıkladıktan sonra benim sayfama gitmiş olmalı. Asıl benim için değerli veri budur. CTR'da çoğunlukla önemli olan şey account'unuzun ortalamasıdır. Yani reklam hesabınızın ortalama CTR'ının, tekil CTR'ının ne olduğudur tekil CTR'ın çok üstünde ve çok altında değerler gördüğünüzde burada kreatifte bir araştırma yapmanız gerekiyor olabilir. Benim CTR'ımda eksik ne var? Bunu gözlemliyor olmanız gerekir. Evet özel ölçümler bu özel ölçümleri muhakkak reklam hesabınızda kullanıyor ve performanslarını takip ediyor olmalısınız. Hook rate ve hold rate video reklamları için muhakkak kullanılması gereken iki özel ölçüm. Hook rate şu demek arkadaşlar. Gözünüzde canlandırın. Elinizde telefon, Instagram'da kaydırıyorsunuz. Ve bir reklam sizin dikkatinizi çekti. Video reklamı. İşte Hookrate bunu anlatıyor. Videonun ilk 3 saniyesinin izlenme oranı arkadaşlar. Bu çok 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 önemli bir metrik. Eğer insanları yakalayamazsanız videonuzu da izletemezsiniz. Videonuzu izletemezseniz ürününüzü de satamazsınız. Bu kadar basit. Hold rate, hold rate de çok önemli. Hook rate ile insanları yakaladık. Kancamızda insanları yakaladık. Bundan sonraki aşama ne olmalı? İnsanların videomuzu izlemesi olmalı. Eğer insanlar videomuzu izlemiyorsa, devam ettirmiyorsa ne oluyor? Satışta olmuyor. Hook rate ve hold rate'i ölçümleyip nerede eksiğimiz var? Hook rate mi düşük? Yeni bir video yayınladık. Bunun kancası mı düşük? O zaman kancamızı düzeltmemiz lazım hold rate mi düşük? Hold rate ne demekti? Videoyu izletmek demekti. Demek ki videomuzda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Arkadaşlar burada reklam hesabının ortalamalarına muhakkak dikkat edin ve o ortalamalara göre başarı ve başarısızlık yorumlamasını yapın. Hook rate ve hold rate özelinde de bir video çekeceğim. EOV yani ortalama alışveriş tutarı bunu da mutlaka kullanmalısınız. Alışveriş dönüşüm değeri bölü alışverişler şeklinde formülize ediliyor. Hook rate ve hold rate'in de formülünü yanlarında verdim. Neden ortalama sepet tutarına bakmalısınız? Çünkü her reklamınız aynı sepet tutarına sahip olmayabilir. Özellikle birden fazla ürün satıyorsanız bazı reklamlar yüksek sepet tutarına sahipken yani alışveriş tutarına sahipken bazıları düşük tutarlara sahip olabilir. İşte burada ROAS, AOV ve bir müşteri edinin başına maliyet üçlüsü arasında çok önemli bir korelasyon var. Dediğim gibi bunu da ben detaylı bir şekilde anlatacağım. ROAS'ın neden aldatıcı olabileceği konusu direkt AOV ile alakalı. Muhakkak ortalama sepet tutarına da yer vermelisiniz. Sonuncu metriğimiz ise CVR yani dönüşüm oranı arkadaşlar her reklamın farklı dönüşüm oranı olabilir. Burada reklamların başarısını doğrudan etkileyen bir şey olmasa da çoğunlukla reklam başarısıyla alakalı bize göstergeler sunabilir. Bu da önemli bir metrik. Bunu da muhakkak eklemenizi öneririm. Metriklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi reklam performansını takip etmek tabii ki önemli. Ama en az onun kadar önemli olan ise daha iyi reklamlar yapmak. Nasıl daha iyi reklamlar yapacağınızı öğrenmek için önceki videolarıma muhakkak göz atmanızı tavsiye ediyorum. Orada reklam ve kreatif anlamında önemli tavsiyeler size verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.